Değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler, bu mübarek akşamda hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bir ay sonunda Ramazan ayına tabiri caizse veda ederken son sahurdan, son teravihten önce Ankara iftarında bir aradayız. Ankara zaten güzel başlangıçların ve güzel neticelerin şehridir. İstiklal Harbimiz burada başlamıştı ve Cumhuriyetimiz burada kuruldu. Burada Türkiye'nin kaderini şekillendiren birçok önemli olaya aziz milletimizin önüne de yürüyenler karar verdiler. Aziz dava arkadaşlarım, bayrama geçmeden önce, bayrama bir anlamda bayramla şereflenmeden önce son sahur ve son teravihte bir araya bizi getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Ankara İl Teşkilatımıza da bu güzel toplantıyı organize ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün iki güzel vesileyle İstanbul'da toplantılara katıldık. Çifte bayramı bir arada yaşayan iki güzel vesile. Birisi şehit ve gazi yakınlarımızın atamaları ile ilgiliydi. 855 şehit ve gazi yakınımızı atamasını yaptık ve böylece bir yılda geçen Temmuz'dan bu Temmuz'a kadar 12.542 kardeşimizin ataması gerçekleşti. Yoğun bir siyasi tempo içinde bu atamayı gerçekleştirmemizin sebebi bu kardeşlerimize, ki benim masamda da var gazimiz, Allah onlardan razı olsun, Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize onurlu bir şekilde verdikleri mücadeleyi hayat boyu, uzun bir hayat içinde onurla bu madalyaları taşımayı nasip etsin. 855 kardeşimizin atamasını yaptık. Yine hemen sonrasında harp akademilerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay subaylarının mezuniyet törenlerinde Cumhurbaşkanımızla ve Genelkurmay Başkanımızla, Meclis Başkanımızla birlikteydik. Bir tarafta şehit ve gazilerimizin o mübarek mücadelelerini andık. Diğer tarafta yeni kurmay subaylarımızın mutlu günlerinde beraber olduk. Bu tevafukun en önemli sebeplerinden biri bayramın hemen öncesinde bu güzel birlikteliklerle güzel haberleri vermekti. Allah ülkemizi hep aziz eylesin, ordumuzu, Mehmetçiğimizi hep bu ülke üzerinde başı dik vazifesini yapma onurunu yaşamayı nasip eylesin. Değerli Ankaralılar, Ramazan'a girdiğimiz günlerde genel seçimlerden yeni çıkmıştık. Aslında Ramazan'ın bereketi, mağfireti ve Ramazan'da bütün ülkemize, topluma hakim olan karşılıklı anlayış kültürü bir anlamda genel seçimler sonrasındaki siyasi gelişmelerde damgasını vurdu. 7 Haziran seçimleri milli iradenin tecellisi bakımından hepimizin neticesine saygı duyduğumuz seçimlerdir. Ama geçtiğimiz günlerde Saraybosna ziyaretinde de açık bir şekilde gördüğümüz gibi, birçok kez de vurguladığım gibi, Türkiye'nin kaderi artık sadece Türkiye'nin kaderi değildir. Çevre bölgelerdeki, Kafkasya'daki, Balkanlardaki, Orta Asya'daki, Orta Doğu'daki bütün kardeş halklar Türkiye'deki seçim neticelerini yakından takip ettiler. Siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki bir gün başları dara düştüğünde mutlaka kendilerine yardım edebilecek kudrette bir Türkiye ihtiyaçları var. Çünkü onlar biliyorlar ki Türkiye'nin zaafa düşmesi onların da zaafa düşmesi demektir. Srebrenica katliamını anma törenlerinde karşılaştığımız ve 3 oğlunu şehit olarak vermiş yaşlı 80 yaşındaki Boşnak teyzenin duası hala kulaklarımdadır ve hiçbir zaman kulaklarımdan çıkmayacak. Dönüp ellerini semaya kaldırarak Allah Türkiye'ye güç ve kuvvet versin, Allah Türkiye'yi Avrupa'ya da dünyaya da egemen kılsın diye dua eden o Boşnak hanımın gözlerini hiç unutmayacağım. Zalimce bir saldırıda 3 oğlunu şehit vermiş o teyzemizin Türkiye'ye duyduğu muhabbet, Türkiye'ye duyduğu saygı aslında sadece ona has bir özellik değildir. O günlerde ve bugünlerde bütün Orta Doğu'da, bütün Balkanlar'da bu dua kulaktan kulağa, gönülden gönüle yankılanıyor. Biz bu duanın gereğini yapmakla mükellefiz. Onun içindir ki 7 Haziran seçimlerine müteakip hem AK Parti kadroları olarak
AK Parti Ankara Teşkilatı da olarak da bir iç muhasebe yaptık. Bu iç muhasebe içinde %41 gibi büyük bir başarı sağlamış olmamıza rağmen daha iyi başarıyı nasıl sağlayabiliriz ve tek başına iktidara tekrar nasıl gelebiliriz sorusuna cevap aramak için geniş istişare toplantıları yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü AK Parti milletin ta kendisidir. Milletin içinden çıkmıştır, milletle beraber yürümüştür, milletin kaderini çizmiştir, milletin çizdiği kadere de razı olmuştur. İşte bu inançla bir ayı geçkin bir süredir bütün Ramazan boyunca hem kendi şahsi muhasebemizi yaptık hem hareketimizin muhasebesini yaptık. 7 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'nin zaafa düşmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri aldık. Bakınız, istifa doğal olarak 60. Hükümet olarak istifamızı verdikten sonra dahi tam bir disiplinle Türkiye'de herhangi bir hükümet eksikliği hissedilmesini engellemek için gece gündüz gayret sarf ettik. Şimdi de yeni bir hükümetin oluşum sürecindeyiz. Takip ettiğiniz gibi son 3 gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Öncelikle şunu ifade edeyim. Her 3 ziyarette de son derece nazik bir şekilde karşılayan bu parti genel başkanlarına ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin görmek istediği, arzu ettiği tablo bir araya gelen, konuşan ve ülke meselelerini istişare eden genel başkanlar, liderler tablosudur. Tabii derinlemesine istişarelerde bulunduk. Aslında Ramazan başlarken 7 Haziran seçimlerinin muhasebesiyle meşguldük ve 7 Haziran seçimlerinin neticelerini herkes kendi perspektifinden değerlendirmeye gayret ediyordu. Şimdi de bu ilk tur görüşmeler sonrasında bütün genel başkanlara buradan mesajım, bayramı da bu muhasebenin devamı olarak konuştuğumuz hususlar çerçevesinde bir istişare ve bir muhasebe dönemi olarak değerlendirilmesidir. Netice ne olursa olsun, İnşallah güçlü bir hükümet kurmak nasip olur. Ama kuramazsak ve seçim mukadder olursa o zaman da neticenin ne olmuş olursa olsun aziz milletimizin müsterih olması ve geleceğe ümitle bakmasını istirham ediyorum. Türkiye'de bütün bir milleti kucaklayan, 78 milyonu kucaklayan bir hükümet vardır. 78 milyonun sözcülüğünü yapan AK Parti kadroları vardır ve duruma hakimdir. Başka şartlarda olsa belki böyle bir seçim matematiği bir takım kriz beklentilerine yol açabilirdi. Daha önceki seçimlerde koalisyon ihtimali olduğunda nasıl türbülanslar yaşandığını herkes herhalde hatırlar. Ama bu sefer Türkiye'de birinci parti olarak seçimleri tamamlamış olan AK Parti hem millete güven vermiştir, hem yeni bir hükümet oluşumu için çaba sarf etmektedir, hem de her an olabilecek her gelişme karşısında da sanki sürekli hükümette kalacakmışız, bu hükümet devam edecekmiş inancıyla vazifesini yürütmüştür. Nihai karar milletindir, milli iradenindir. Biz bu istişareleri inşallah seçim sonrasında da devam edeceğiz ve seçim sonrasında tekrar görüşmeler gerçekleştiğinde tabloyu çok daha açık bir şekilde görme imkanı olacağız. Ama bereketli bir bayramın eşiğindeyiz. Mağfiret ayından sonra bayramda bir şekilde bu aydaki bütün emeklerimizin, ibadetlerimizin karşılığı olarak bir güzel huzur ortamını hep beraber yaşayacağız. Buradan bayram vesilesiyle bütün vatandaşlarımıza olan mesajımız da gayet açıktır. İstanbul iftarında vurguladığım gibi gelin bu bayramı, Ramazan'ı hemen müteakip bu bayramı, Arefe ve bayramı bir helalleşme ve selamlaşma bayramı yapalım. Hangi siyasi görüşten olursak olalım, hangi etnik ve mezhebi veya da bölgesel geçmişe sahip olursak olalım, birbirini gören her iki kardeş, komşu, her iki ahbap, dost ya da birbirini tanımayan vatandaşlarımız selam versinler, selam alsınlar, helalleşsinler ve Türkiye'nin parlak geleceği için el ele tutuşma iradesi göstersinler. Biz AK Parti iktidarları olarak 13 yıl içinde Türkiye'nin huzuru, refahı, kalkınması ve iç barışı için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bayramlarımızın
çevre ülkelerde yaşanan sıkıntılar içinde, ateş çemberinin ortasında idrak edeceğimiz bayramın kıymetini hepimiz bilmek durumundayız. Şu anda Suriye ve Irak ve Ukrayna'da birçok toplum kesimleri iç çatışmalardan muzdarip halde. Yunanistan'da derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bütün çevre bölgelerde çok hassas süreçlerden geçiyoruz. Ama Türkiye bütün bu hassas süreçler içinde, bu hassas süreçlerin can yakıcı ortamında bir istikrar adası, bir huzur adası olarak bayramı kucaklamaya hazır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bayramımızı gerçek bayramlardan eylesin ve bu bayram sevincini bütün dünyaya, özellikle de gönül coğrafyamıza yayma gücünü, kudretini bize nasip eylesin. Her bayramda. Geçtiğimiz son 4 bayramın birinde Somali'deydim, birinde Arakan'da, birinde Kerkük'te, Irak'ta. Bu sefer Saraybosna'da, Srebrenica'da. Birisi Asya'da, biri Orta Doğu'da, biri Balkanlar'da, Avrupa'da. Bu bayramlar ve Afrika'da, bu bayramların son 4 yıl içindeki muhasebesini yaptığımda ulaştığım sonuç şu değerli arkadaşlar. Türkiye güçlüyse bir kolu kanat germek üzere Arakan'dadır. Bir başka kolu oradaki mazlumlara kanat germek üzere, kol kanat germek üzere Somali'dedir. Suriye'dedir, Irak'tadır, Bosna'dadır. İşte bu kolları kırmak isteyenlere karşı yüreğimizi öyle sağlam, bileğimizi öyle güçlü kılacağız ki bu bileği kimse bükemedi, bükemeyecek inşallah. Eğer bütün güçleriyle uluslararası çevreler ve Türkiye'de bazı çevreler AK Parti iktidarının üzerine gelmişlerse, AK Parti iktidarını bir nebze olsun da sendeletme çabası içine girmişlerse, aslında hedef AK Parti değil, bütünüyle Türkiye'dir. Biz Türkiye'nin onuru ve izzeti için AK Parti hareketinin başarısını bir gereklilik olarak görüyoruz. Ve AK Parti'nin başarısını Türkiye dışındaki gönül coğrafyamızın huzuru ve geleceği içinde bir teminat olarak görüyoruz. Onun için çok çalışacağız. Yeni bir seçimden çıktık. Teşkilatlarımızın belli bir yorgunluk hissetmesi normaldir. Ama en iyi çalışan teşkilat mensuplarımız da buralarda, aramızda. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizi bilen bilir. AK Parti teşkilatına her şey yakışır ama yorgunluk yakışmaz, bıkkınlık yakışmaz, durmak yakışmaz. Onun için bütün MKYK üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız, MYK üyelerimiz, bakanlarımız Ramazan ayı boyunca Anadolu'yu taradılar ve Anadolu'nun her yerinde, ben de Van'a ziyarette bulundum. Hükümet çalışmaları dolayısıyla Şanlıurfa ve Trabzon'a yapacağım ziyaretleri arkadaşlarımızı göndermek durumunda kaldık. Ama her yerde gördüğümüz, bana gelen raporlarda onu gösteriyor. Hükümet kurarsak inşallah bütün teşkilat bu hükümetin başarısı için çalışacak. Ama muhalefet partileri bu konuda geri adım atarlar, hükümet kurma imkanı olmazsa da milli iradeye gittiğimizde dimdik, harekete hazır, AK Parti teşkilatlarının arkamızda olduğunu bilmek en büyük güvencedir. Bir kez daha AK Parti Ankara teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu son teravih ve son sahurdan önce bizi bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah hepimizin ve bu salondakilerin ve bu salonda olmayan bütün vatandaşlarımızın bayramını en huzurlu şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Allah İslam dünyasına, bütün gönül coğrafyamıza acılardan azade, hüzünlerden uzak nice bayramlar nasip eylesin. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Masını yaptık ve böylece bir yılda, geçen Temmuz'dan bu Temmuz'a kadar 12.542 kardeşimizin ataması gerçekleşti. Yoğun bir siyasi tempo içinde bu atamayı gerçekleştirmemizin sebebi, bu kardeşlerimize, ki benim masamda da var gazimiz, Allah onlardan razı olsun, Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize onurlu bir şekilde verdikleri mücadeleyi hayat boyu, uzun bir hayat içinde
onurla bu madalyaları taşımayı nasip etsin. 855 kardeşimizin atamasını yaptık. Yine son sahurdan, son teravihten önce Ankara iftarında bir aradayız. Ankara zaten güzel başlangıçların ve güzel neticelerin şehridir. İstiklal Harbimiz burada başlamıştı ve Cumhuriyetimiz burada kuruldu. Burada Türkiye'nin kaderini şekillendiren birçok önemli olaya aziz milletimizin önüne de yürüyenler karar verdiler. Aziz dava arkadaşlarım, bayrama geçmeden önce hemen sonrasında harp akademilerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay subaylarının mezuniyet törenlerinde Cumhurbaşkanımızla ve Genelkurmay Başkanımızla, Meclis Başkanımızla birlikteydik. Bir tarafta şehit ve gazilerimizin o mübarek mücadelelerini andık. Diğer tarafta yeni kurmay subaylarımızın mutlu günlerinde beraber olduk. Bu tevafukun en önemli sebeplerinden biri bayramın hemen öncesinde bu güzel birlikteliklerle güzel haberleri vermek. Değerli dava arkadaşlarım, çok kıymetli misafirler, bu mübarek akşamda hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bir ay sonunda Ramazan ayına tabiri caizse veda ederken, bayrama bir anlamda bayramla şereflenmeden önce son sahur ve son teravihte bir araya bizi getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Ankara İl Teşkilatımıza da bu güzel toplantıyı organize ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün iki güzel vesileyle İstanbul'da toplantılara katıldık. Çifte bayramı bir arada yaşayan iki güzel vesile. Birisi şehit ve gazi yakınlarımızın atamalarıyla ilgiliydi. 855 şehit ve gazi yakınımızı atamalarıyla.